çok kısaca söyleyeyim. Şu an duyuyorum. Trabzonspor neleri doğru, neleri eksik yaptı? Aytemiz Alanyaspor'un reaksiyonunu, iki kere geri dönüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii ki Alanyaspor'un oyun karakterine bakıldığı zaman yani bence sezon başından beri oyunun 90 dakika hep içerisinde olan bir takım. Yani beraber oynayan, her zaman oyunu zorlayan bir takımdı. Yani bugün bu Trabzonspor'u bekleyen en büyük bence risklerden birisi buydu ki hem ilk yarı hem ikinci yarının son dakikalarında gol atarak zaten oyun içerisinde hep olduğunu gösterdi. Ama zaten oyunun genelinde Trabzonspor her iki yarıya da önde başlayıp oyunu bu kadar beklenenin uzağında oynaması tabii ki bugün Trabzonspor için en büyük dezavantajlarından bir tanesiydi. Tabii ki bunun farklı sebepleri de var. Yani ben Trabzonspor'un öndeki oyunculardan herhangi bir tanesinin olmayışı sahada, yani oynayan Vakayeme Sosa'yı da bunun içerisine katarsak, oradaki oyun içerisindeki rotasyonu çok iyi kullanamazdı. Aynı oyuncuların üzerinde bence biraz daha oyun oynanırdı ki bugün baktığın zaman Ekuban, Charlotte artık koşmaktan başka yapacak olduğu çok fazla bir şey yapamadılar. Çünkü orta sahada istedikleri o pas oyununu oynamayınca iki oyuncu da oyunun tamamen fiziksel yönünde kaldılar ve çok yalnız kaldılar. Ama ben bugün Trabzonspor'un birazcık olsun defansif anlamdaki problemlerini bahsetmek isterim. Stüdyoda ne konuşuldu bilmiyorum ama ben Trabzonspor'un istikrarlı iki tane stoperini bulabilseydi diyordum sezon başından beri. Bence bu kadar defansif anlamda problem yaşamazdı. Yani bir takım iki stoperle başlayıp farklı iki stoperle oyunu bitirmek bazı bence oyunun hikayelerini bize gösteriyor diye düşünüyorum. Hüseyin'in kırmızı kart görmesi gerçekten çok anlamsız ve yani oyun düzenini, oyun yapısının Hüseyin Hoca'nın düşündüğünden çok uzağa götürdü. Çünkü üçlü stopere dönmeyi düşünüyordu. Belki o oyunu birazcık daha yüksek toplarda Trabzonspor'un lehine çevirebilir. Çünkü kenardan gelen her yüksek topa, Kampi olmasına rağmen, Charlotte olmasına rağmen, Ekuban olmasına rağmen Alanyaspor'lu oyuncular vurdu ki Alanyaspor'un sezon başından beri bu anlamda çok başarılı bir performansı var. Kampi'nin ilk golde Sisse'ye bu kadar uzak oluşu yani gerçekten defansif anlamda Trabzonspor'u yani stresi kaldıramadı demeyeyim de ben oyuncu pozisyon hatasını ben bugün bu anlamda birazcık öne çıkarıyorum. Genel olarak oyun da çok iyi değildi ama yani tabii ki uzatmada böyle bir serüvende maçı berabere bitirmek gerçekten yani bugünün her anlamda en üzücü, en acı olayıydı. Evet, Hamdi Hocam'a tekrar döneceğiz. Erman Hocam, şimdi Zeki Uzundurkan'da Sosa ve Vakeme'nin yokluğunun Trabzonspor'un özellikle dar yedek kulübesi kadrosuna bakıldığında oyunun kaderini etkileyecek oyuncuların az olduğu düşüncesinden hareketle Bordo Mavili takım için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Sosa'nın dönmemesinde Trabzonspor doktorlarını da eleştirdi. Vakeme'nin de bir an önce dönmesinin kalan haftalarda Trabzonspor'u yarışta ön plana tutmak için zorunluluk olduğunu söyledi. Trabzonspor'da Hiler mi bugün örneğin bir Sosa efekti oluşturamadı? Sosa özelinde bir şeyler eklemek ister misiniz? Yani onun dönmesi gerçekten çok önemli gibi gözüküyor Trabzonspor adına. Ya, Cilerme'den Sosa'yı çıkaramazsın ya. Üç tane Cilerme, bir tane Sosa olmaz. Yani o bakarsan. Yani Sosa çok ayrı bir oyuncu. O farklı bir oyuncu. O tip oyuncular dünyada az var. Yani Cilerme vasat bir oyuncu. Yani nitekim geldiğinden beri çok da faydalı futbol oynamıyor. Yani belli oranda belli şekilde kalıyor. Ama yani bakın, Alanya ile oynuyorsun. Alanya iyi takım. Alanya her an şekli değiştirecek bir takım. Her an bir şey yapacak bir takım. Sen öndesin. Kalmış 4-5 dakika. Senin bir tane top kullanan adam Abdülkadir Ömür'ü çıkarmayacaksın kardeşim. Topu, her topu Abdülkadir Ömür'e verselerdi maçı bitirirlerdi, biliyor musunuz? Abdülkadir Ömür'ü çıkarırken sanki teknik adam maç bitmiş gibi hareket etti. Maç 90 dakika. Tokadı yersin 90+5'te oturursun yerine. Bu kadar basit. Bu tip maçları verirsen büyük takım olamazsın. Bu tip maçları verirsen şampiyon olamazsın. Bu tip maçı 2-1 iken bitireceksin arkadaşlar. Bu iş böyle. İşte dün akşam aynı olay Galatasaray. Maçı o hale getiriyorsun.
oyuncu atılıyor bilmem ne. Öyle veya böyle o maçı veriyorsun. Şampiyon olamazsın. Galatasaray da şampiyon olamaz. Trabzon da bu kafayla şampiyon olamaz. Bu kadar basit. Hocam, çok şey tesir ediyor Türkiye'de. Masa başında da bazı şeyler oynanıyor. Ama sen önce kendine bakacaksın. Peki, biz burada siz orada karşılaşmayı izledik. Şöyle bir maça bakınca, örneğin kırmızı kart kararlarını, maçın içindeki enstantaneleri değerlendirdiğinizde, hakem kararlarına ilişkin değerlendirmeniz nedir? Pozisyonları sizinle de paylaştık. Ne düşünüyorsunuz bugünkü hakem performansı hakkında? Bugün özelinde tabii cumadan beri gelen kararların Zeki Uzundurukan şampiyonluk yarışındaki takımları biraz etkilediği görüşündeydi örneğin burada. Rahatsız ettiği Trabzonsporlu futbolcuları görüşündeydi. Bugünün özelinde nasıldı karşılaşmanın hakemi? İki takıma da adına da şöyle bir pozisyonları kefeye koyarsak nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bu sene hani eski hakemler var ya, kaşarlar, kaşar, eski kaşarlar. Bu eski kaşarları gördükten sonra bu akşamki Daza kaşar hakikaten iyi maç idare etti çocuk. Ne yapsın? Gördüğünü çaldı, gördüğünü attı. Eski kaşar olsaydı Trabzon'da oyuncuyu sarı kartla falan idare etmeye kalkardı. Olay yangın olurdu. Adam gördüğünü attı. VAR'a da gitmeye gerek yoktu. Gördünüz? Adam gözünün önünde neler yapıyor? VAR'a gidiyorlar. VAR'da rezillik oluyor. Yani o eski kaşarları gördükten sonra böyle çocuklara destek vermek lazım. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu çocuk kafada böyle şeytanlık falan yok. Çünkü bu çocuk yükselecek. Bu çocuk önünde seneler var. Bu çocuk düşünerek düdük çalmayacak. Bu çocuk bazı yöneticilerle bilmem kimlerle münasebete girmeyecek. Belki iş ortaklığı yapmayacak bu çocuk. Bu çocuk daha çok genç. Böyle 5-6 tane 8 tane bulalım. O kaşarları da bir kenara koyalım. Onların zamanı geçti. Kaşarlar kokmaya başladı beyler. Türk futbolunu kokutuyorlar. Artık yeter. Artık yeter. Hakem olayında artık yeter. Zekeriya'yı beğeniyorum. Nihat Özdemir de sahip çıkarsa, bir temizlik yaparlarsa, mıntıka temizliği, biz hakemleri biraz 4-5 sene konuşmayız. Ama bunlarla devam ederseniz işte gördünüz. Görüyorsunuz neler olduğunu. Hep beraber yaşıyoruz. Onlarla artık bir şey olmaz. Vazgeçelim. Dolayısıyla şuna vurgu yapalım. Kaportacı kaportacılığını yapsın. İş adamı iş adamlığını yapsın. Herkes işini yapsın arkadaşlar. Hata da yapabilir ama hata olduğuna inanıyoruz. Diğerlerinde kafamızda soru işaretleri oluşuyor diyorsunuz değil mi? Bugün vücut diline baktım çocuğun. Çok fazla seyretmedim. Ama vücut dili şöyle. Ben gördüğümü çalıyorum kardeşim de. Gördüğünü çaldı. Dikkat edin. Sağdaki futbolcular da gördüğünü çaldığı için onunla oynamadılar. Futbolcu cin gibidir. Hakeme bir yoklama macunu atar. Hakemi yakaladı mı üstüne biner. Bizim o kaşarlarımız şaşkın tavukları oynuyorlar. Kümese gireceklerle dışarıda geziyorlar. Başı kesik tavuk gibi koşuyorlar. Peki. Erman Hocam var mı eklemek istediğiniz? Perşembe günü kale arkasında görüşeceğiz. Ardından takım oyunu için zorlu bir hafta sonu daha var. Trabzonspor Ankara Gücü'nü konuk edecek hocam. Ankara Gücü düşme potasında Başakşehir Galatasaray maçı var. Bu akşam maç. Şöyle söyleyeyim, bugünkü maç işte berabere bitti. Sonuç normal. Hakem tesir etti mi? Hayır. İkisi de hak ettikleri birer puan aldılar. Bence Alanya kazançlı, Trabzon zararlı çıktı. O kadar basit. Kimseye de kabahat bulmayacaklar artık. Gelecek haftaki maçlara ilişkin şöyle bir kısa ön şey yapalım hocam, ön tahmin. Gelecek hafta çok kritik Başakşehir Galatasaray maçı. Trabzonspor için de yani Ankara Gücü bulunduğu konum itibariyle kolay bir rakip değil tabii ki. Tabii önümüzdeki maçlar verilecek hakemlere de bağlı. Ender'cim onun için şimdiden bir şey söylüyorum. Hakemler açıklansın. Onları da bir takip edelim değil mi? Çünkü biz futbolcuyken öyle yapardık. Tabii hakemler açıklandığı zaman biz böyle derdik. Aman ha beyler bu hafta dikkat edelim. Veya hakemi yakaladığımız zaman
beyler binin tepesine götürürüz derdik. İşte orada iki tane futbolcu var, söylesinler.